Sağ olun, teşekkür ederim. Öncelikle Türkiye UEFA'nın çok önemli bir paydaşıdır, ülke üyesidir. Ülkemizin Türk insanının futbol olan coşkusu, aşkı, bir futbol ülkesi olmamız, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde devletimizin son 10 yılda, son 15 yılda yapmış olduğu tesisleşme, statlar, futbola olan katkısı. Dolayısıyla ülkemiz zaten bu turnuvaların doğal adayıdır ve her zaman için aday olacaktır kazanana kadar. Bu sefer inşallah şanslı oluruz. Yine güçlü adaylar var. İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda, Rusya'da aday olduğunu bugün bildirdi. Biz de hem 2028 hem de 2032 için adaylık dosyamızı resmiyete kavuşturmuş olduk. İnşallah bu süreci beraber iyi götürürüz ve sonunda hepimize bir Türkiye Futbol Federasyonu olarak iyi bir miras bırakmış oluruz, tabii kazanarak. Bu süreci beraber yaşayıp göreceğiz. Ülkemiz için, hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Bu tamamen İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda, onlar bir blok olarak adaylar. Biz Türkiye, bir de Rusya. Dolayısıyla 2020 gibi 8-10 şehre dağıtılması söz konusu değil. Dolayısıyla bu 3 aday, yani 4 grup İngiltere, UK olarak aday oldular. Ve 3 aday arasında bir yarışma olacak. Bu süreci beraberce yaşayıp göreceğiz. Hangisi olursa artık bakacağız. O söylediğim gibi bu süreci yaşayacağız. Gelişmelere göre tabii biz de Türkiye Futbol Federasyonu olarak gelişmelere göre kararımızı ve hareketlerimizi belirleyeceğiz. Söylediğim gibi biz doğal adayız. Yani her bakımdan, yani altyapı, üst yapı, statlarıyla futbol ülkesi olmamız, futbol aşkı, coşkusu, Türk insanının futbol olan yatkınlığı hak ettiğimizi düşünüyoruz. İnşallah bu sefer şans yanımızda olur. Yarınki maç gibi şans yanımızda olur ve ülkemizi gururlandırırız, sevindiririz. Yarınki maç da önemli. Portekiz güçlü aday. Biz de güçlü bir futbol ülkesi olduğumuz için buralara kadar gelmiş durumdayız. Tek eleme usulü maçlar her zaman zordur. %50-50 şans lı bir maçtır. Dolayısıyla futbol şansı yanımızda olur diye ümit ediyoruz ve inşallah da olacaktır. Ülkemizi sevindireceğiz çünkü Türkiye milli takımı ülkemizin bir moral kaynağıdır. Hem yurt dışında prestij açısından hem de içerideki futbol iklimi açısından olumlu olacaktır diye düşünüyoruz. Hayırlısıyla, heyecanla bekliyoruz. Hazırız. Çok iyi, çok hem teknik heyetimiz, çocuklar çok iyi hazırlandılar. Zaten bugünkü basın toplantısında da belirttiler. Dolayısıyla hazırız.